Bugün Babil.com yönetici direktörü Mehmet Ali Çalışkan'la birlikteyiz. Dijital yayıncılığı konuşacağız. Öncelikle çok teşekkür ederiz bizi buraya kabul ettiğiniz için bizi konuşmaya. Ben teşekkür ederim bize bu fırsatı tanıdığınız için. Dilerseniz başlayalım sonra. Tamam. Elektronik kitap nedir? Elektronik kitap bildiğimiz matbu kitapların içeriklerinin elektronik ortamlarda, cihazlarda, bilgisayarlarda okunabilmesi için özel bir biçimde, kitabın akıcılığına uygun bir biçimde kitabın dijital olarak formatlanmış halidir. Peki sizce bir e-kitap okuyucu profili var mı? Hani varsa bu profili nasıl anlatabilirsiniz? Tabii ki yani elektronik kitap okuyucusu, elektronik kitap okurlarının iki profili var diyebiliriz. Birincisi 15 ila 30-35 yaşlar arasındaki genç profil. Bunlar elektronik cihazlara ve elektronik ortamlara, internette yatkınlıklarından ötürü elektronik kitap okuru olarak ön plana çıkıyorlar. Bir diğer kitle, akademik kitle. Bunlar akademik kitapların basılıların çok pahalı olması nedeniyle ve akademik çalışmalarını genellikle dijital ortamda yürüttükleri için elektronik kitap tercih eden bir kitle. Son kitlemiz ise yaşlı bir kitle. Bunlar da kitap taşıma, kitap satın alma, kitaba ulaşma zorlukları nedeniyle, yaşları nedeniyle genellikle tatillerde veyahut evlerinde elektronik mürekkepli okuyuculardan elektronik kitap okumayı tercih eden dünyada özellikle 50 veya 60 yaş üstü bir yaşlı kitle var. Peki okuyucu elektronik kitap satın alırken nelere dikkat ediyor? Okuyucu elektronik kitap satın alırken birincisi platform seçiyor. Hangi platformdan alacağına dikkat ediyor. Çünkü elektronik kitap bir yayıncının elektronik kitabı bütün platformlarda aynıdır. Ancak bazı platformlar diğer bazı platformlara göre daha iyi bir teknolojik altyapı ve daha iyi bir okuma konforu sunabilir. Onun için okurun elektronik kitabını alacağı yeri seçerken platforma baktığını söyleyebiliriz. Genel olarak elektronik kitapla ilgili motivasyon ise şu an dünyada elektronik kitabın daha ucuz olması. Dolayısıyla okurlar fiyat açısından önemli bir avantaj sağladığı oranda elektronik kitaba ilgi duymaktadırlar. E-kitap okuyucu satışları, dijital içerik satışlarını etkiliyor mu? Yani ikisi arasında nasıl bir bağlantı var? Tabii ki elektronik kitap okuyucuları, yani cihaz olan okuyucuları kastediyorum. Bunlar şu an Türkiye'de yeni yeni kendi pazarını inşa eden ve gelişen bir segment. Elektronik kitap okuyucularının sayısı arttıkça elektronik kitap satışlarına da bunun doğrudan etkilediğini görüyoruz. Biz her iki segmentte de satışımız olduğu için okuyucu satışlarında bir kampanya yapıp piyasaya yüksek miktarda okuyucu arz ettiğimiz zaman bunun hemen aynı ay elektronik kitap satışlarına yansıdığını çok net görebiliyoruz. Peki okuyucu satın aldığı dijital içerikte bir sorunla karşılaşırsa işte yazım hatası olabilir, hani eksik bir sayfa olabilir. Bunlar nasıl çözümler? Genelde elektronik içerik yüzlerce kişi tarafından indirilip okunduğu için bu tip hatalar çok düşük ihtimalle ortaya çıkabilecek hatalardır. Çıktığı zaman da zaten ilk kullanıcı ile ilk karşılaştığında hemen düzeltilen hatalardır. Ama yine de bu tip hatalar olabilir. Olduğu zaman okurlar okuyamadıkları elektronik kitabı çok rahat teknik destek birimlerini ulaşarak iade edebilirler. Ya paralarını geri alırlar veyahut o kitabın düzeltilmiş halini geri alabilirler. E-kitapta telif sorununu bize biraz anlatabilir misiniz? E-kitapta normal matbu kitaplara oranla telif hakları yönetimi aynı şekilde yürütülmektedir. Eserin maddi ve manevi hakları yazarına aittir. Yazarı çoğunlukla temsil eden maddi ve manevi haklarını, maddi haklarını
yayma haklarını, çoğaltma haklarını temsil eden bir yayın evi vardır. Ve yine bizim gibi bu yayın evlerinin temsil ettiği yazarların eserlerini alıp kendi mağazalarında, elektronik ortamda satan mağazalar vardır. Online mağazalar vardır. Telif hakkının diğer telif hakkı yönetimine, matbu kitaptaki telif hakkı yönetimine oranla çok önemli bir farkı yoktur. En başta yazarın onayıyla elektronik kitap satışa girebilmektedir. O onay yayıncı üzerinden bize ulaşmaktadır. Öte yandan telif hakkı ihlalleri açısından değerlendireceksek, yine matbu kitaplarda nasıl ihlal edilen telif haklar varsa, korsan vesaire, elektronik kitapta da ihlal edilen telif hakları olabilir. Elektronik kitaplarında korsanlar olabilir. Ama sanılanın aksine, yani dışarıdan göründüğünün aksine, elektronik kitap pazarında korsan üretmek ve korsan satış yapmak matbu kitap pazarına göre çok daha zordur. Matbu kitapta korsan üreticileri ve korsan satış yapanlar merdiven altlarında, dükkanlarda vesaire bu satışı yapabilirler. Ama dijital ortamlarda satış çoğunlukla kredi kartı üzerinden yürüdüğü için yasa dışı bir satış mümkün değildir dijital ortamda. Dolayısıyla dijital ortamda korsanın tek motivasyonu gönüllü kişilerdir. Gönüllü kişiler, yani ticari bir cirosu, büyüklüğü olmayan, sadece gönüllü kişilerin yürüttüğü internetteki korsan faaliyetleri de hali hazırda dünyada mevcut elektronik kitap pazarında elektronik kitaba önemli ölçüde zarar verebilecek büyüklükte ve nitelikte değildir zaten. Peki biraz geleceğe dönük olacak. Hı-hı. Kitap fiyatı daha ucuzlayacak mı? Tabii ki ucuzlayacak. Bu tamamen elektronik kitaba olan ilginin artmasıyla beraber yayıncı kuruluşlar elektronik kitap fiyatlarında düşük fiyat, yüksek ciro formülünü esas alıp kitapları daha da ucuzlatacaklardır. Onun ötesinde elektronik kitap satışı için platformlar, bizim gibi platformlar piyasaya girdikçe dağıtım komisyonlarında da ciddi oranda düşüşler başladığı için bu elektronik kitap fiyatlarına doğrudan yansıyacak. Şu anda birçok yayıncı zaten fiziki kitabın, yani matbu kitabın yarı fiyatına satmaya başladı bile. Birçok yayıncı bu yarı fiyat politikasına gerileyecek ve çok daha ileride yarı fiyatının da altında elektronik kitap satılacağını düşünüyorum ben. Peki Türkiye'de ve dünyada e-kitap satış oranları nelerdir? Dünyada Amerika'da %25 olduğu tahmin ediliyor. Avrupa'da %20 olduğu ölçülüyor birçok ülkesinde. Türkiye'de %1 civarında olduğunu şu anda biz düşünüyoruz. Türkiye'de de 2018 itibariyle Avrupa Birliği ülkelerindeki ortalamalara ulaşacağımızı düşünüyorum. Peki e-kitabın iş modelleri neler? E-kitabın iş modelleri fiziki kitaba benzeyen yanları vardır, farklı yanları vardır. Birinci model fiziki kitapta olduğu gibi nüsha satın almadır. Siz bir elektronik kitap mağazasından elektronik kitabın bir nüshasını satın alırsınız. Bu size belirli sayıda cihazda o kitabı okuma hakkını verir. Kitabın mülkiyeti size geçmiş olmaz. Dolayısıyla bunu satamazsınız. Başkasına ödünç veremezsiniz. Bu kitap sadece size kayıtlı cihazlarda, tabletlerde vesaire, sizin hesabınızla girilmiş platform bulutunda sizin okuma hakkınıza tahsis edilmiş bir kitaptır. Öte yandan kiralama modeli vardır. Yine bir elektronik kitabı belirli bir süre okumak üzere kiralayabilirsiniz. O süre dolduğu zaman bu cihazınızdan otomatik olarak silinir DRM vasıtasıyla. Bir başka model ise kiralamaya benzer ama daha farklı bir şey. Bu da abonelik modelidir. Siz bir platforma sınırsız kitaba erişim, havuzda bulunan tüm kitaplara erişim hakkı açısından abone olursunuz. Aylık belirli bir bedel ödersiniz okuyucu olarak, okur olarak.
Daha sonra istediğiniz kitabı istediğiniz zaman alırsınız ayrı bir ücret ödemeden. Ve sizin abonelikten toplanan bedeller de belirli bir havuzda toplanarak yayıncılara adil bir şekilde paylaştırılır. Peki son olarak e-kitabın geleceğini genel olarak nasıl görüyorsunuz? Türkiye'nin kitap sektörünün geleceğini ben e-kitabın geleceğinde görüyorum. E-kitabın geleceğini çok parlak. Dolayısıyla Türkiye kitap sektöründe geleceğini çok parlak olarak görüyorum. Elektronik kitaba inanmamız, güvenmemiz ve bu segmenti desteklememiz gerekiyor. Çünkü Türkiye'de uzun yıllardır oturmamış bir kitap dağıtım ağı var. Kitaba ulaşmak en ücra köşemizden en büyük şehrimize kadar. Kitaba ulaşmak en büyük problemlerden biri. Ve bir yazarın yazdığı bir kitabı yeterli sayıda onu okuyabilecek yeterli sayıda okuyucu potansiyeli olmasına rağmen ona ulaştıramaması en büyük problemimiz. Dolayısıyla elektronik kitap Türkiye'de kendisine bir yer edindiği zaman Türkiye'deki kitap sektöründeki birçok probleme de çözüm olarak gelmiş olacak. Peki bizim sorumuz bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben çok teşekkür ediyorum. Kitap okurlarının fiziki kitapla birlikte kitap bizim geleceğimiz, elektronik kitap da ayrıca geleceğimiz. Fiziki kitapla birlikte elektronik kitaba olan ilgilerini her geçen gün artırmalarını bekliyoruz. İlgilerini ve kitap okurlarının ilgilerini ve desteklerini elektronik kitaptan esirgememelerini önemli rica ediyoruz. Peki, çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.